Artlist.io. Aselsan grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda yine hedef bölgemiz olarak 30'lu bölgeyi belirlemiştik. Fakat bu bölgeden yapmış olduğu yükselişten sonra şablon bölgemizin üst bölgesinde olan 29-15 direncine yaklaşınca o bölgeden düzeltme durumuna geçmiş bu hafta. Tabii ki bu düzeltme durumunda öncelikli olarak birinci destek noktası şablon bölgesindeki destek olarak çalışan kanal desteğimizdeki bu bölümdeki destek bölgemiz 27-35 bölgesi çalışmış gözüküyor. 27-35'ten sonraki en yakın destek bölgesi 27-05 ve o bölgeden sonra aşağıdaki yarı yarıya destek bölgemiz 26-20 olarak takip edebiliriz. Tabii en alt bölgedeki daha kesin stop bölgemiz olan 25 bölgesini daha yukarı çekmedik. Çünkü üst bölgedeki 30 hedefi gerçekleşmediği sürece alt bölgelerdeki düzeltme durumlarına devam etme ihtimali sürebilir. O yüzden bu bölgedeki destek noktalarımız en alt bölgedeki kesin stop noktalarımızı bir sonraki hedef noktası olan 30 bölgesi gerçekleştiğinde güncellemelerimizi yaparız. Tabii bu düzeltme durumları devam ettiği sürece de bu bölgelere geri çekilmeler olsa da şablon bölgesinin kanal desteğine kadar geri çekilme bölümünü, yani şuradaki destek bölgemize kadar geri çekilme bölümünü normal bir şekilde gerçekleşme ihtimali olabilir. Yani 27.05 bölgesi o bölgenin altına geçiş olmadığı sürece oradan vereceği tepkiden sonra yukarı hareketi başlatabilirse 30 hedefini hızlı bir şekilde gitme ihtimalini gerçekleştirebilir gözüküyor. Bu bölümlerin altına geçmesi derin düzeltme bölümünde tekrar şu şablon bölümünün içerisine gireceği için en alt bölgeye kadar gelme ihtimali o süreçten sonra meydana gelebilir gözüküyor. Yani buradaki 27.05 bölgesi o yüzden önemli bir destek durumu oluşturuyor. Bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece daha aşağı durumlar olmaz. O bölgenin altına geçiş ve bu geçişte de hacimli bir durum teşkil ederse o zaman alt bölgedeki kesin stop bölgelerine kadar düzeltme ihtimaline doğru giden süreç başlayabilir. Diğer durumda bu bölgeden dönüşüne tepkisel hareketlerin başlangıcından sonra hızlı bir şekilde 30 hedefine gitme ihtimalinde gerçekleştirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Artlist.io. Ereğli grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 37-25 hedefimiz vardı. 37-25 hedefimize doğru aslında süreç biraz devam etmiş gözüküyor. Tabii kısa mumlarla devam ettiği için biraz yatay şekilde de süreç bu haftayı sürdürmüş gözüküyor. Destek bölgemiz, birinci destek bölgesi olarak takip edeceğimiz şu andaki düzeltme bölümü meydana gelirse 34-20 bölgesi gözüküyor. 34-20 bölgesinin altında düşüşler olmadığı sürece 37-25 hedefine doğru gitme sürecini devam ettirebilir bu kısa mumlarla da. Ve hedef gerçekleştikten sonra da üst bölümdeki kanal bölgesi olan 38 bölgesinden düzeltmelere geçme ihtimalini de oluşturabilir gözüküyor. Çünkü burada kısa mumlarla devam eden süreçteki yükseliş durumu bozulmadığı sürece yukarı hareketlerin devamını oluşturma ihtimalini sürdürebilir. Buradaki düzeltme bölgemiz olan 34-35 bölgesinin altına geçerse yarı yarıya stop bölgemiz olan 31-60 bölgesi kesin stop bölgemiz olarak da 30 bölgesi halen daha güncelliğini devam ettirmiş oluyor. Artlist.io. Garanti Bankası grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda 13-60 hedefimiz vardı. Bu hafta için 13-60 hedefimizi gerçekleştirip o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları da yaparak bu bölgedeki yeni zirve oluşumunu yapmış gözüküyor. Ve bu bölgedeki kapanışlardan sonra da artık yeni hedef bölgemiz şablon durumunun üst bölgesine geçerse 14-50 olarak belirlemiş olduk. Tabi birinci destek noktası şu an için hedef noktamız olan 13-60 bölgesi birinci destek noktası olarak da çalışmış gözüküyor. O bölgenin
altına geçişlerde 13.30 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 12.75 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak düzeltme kanal bölgemizin en alt bölgesi olarak güncel durumda devam edecek gözüküyor. Üst bölgeye geçişteki en yakın direnç noktamız, önemli direnç noktamız da şablon bölgesinin üstü olan 14.05 bölgesi gözüküyor. 14.05 geçilirse ve üzerinde kapanışları da yapabilirse 14.50 yakın hedef bölgesi olarak gözükse de şablon bölgesindeki en üst nokta hedefimiz de şuradaki hedef noktamız olarak da 14.85 gözüküyor. Yani buradan yapacağı atakların devamında 14.85-15 bölgesine kadar yükselişlerini yapma ihtimalini oluşturabilir. Ve yarı yarıya stop bölgemiz olan 13.30 ve kesin stop bölgemiz olan 12.75'lerin altına düşüşler olmadığı sürece 15 hedefini gerçekleştirme ihtimali daha yüksek gözüküyor. Artlist.io. Kardemir D grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 17.50 hedefimize doğru giden süreç devam ediyor gördüğünüz gibi. Aynı Ereğli grafiğinde olduğu gibi kısa bumlarla yükselişlerini devam ettirmiş. Tam şablon direncimizde yaklaştığı sürece de yataya geçmiş gözüküyor bu bölgedeki şablon direncine yaklaştığı zaman. Yani 16.55 bölgesinde o bölgede geri çekilmelerle yavaş yavaş yataya geçmiş ve şu şablon bölgemizin içerisine girmiş gözüküyor cuma günü itibariyle. Bu kapanıştan sonra tepkisi hareketleri başlattırıp bu bölgedeki direnç noktasının üzerine geçiş yapabilirse, yani 16.50'sinin üzerine geçiş yapabilirse 17.50 ve yukarıdaki 18.50 hedefine kadar gitme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Geri çekilmelerdeki en önemli destek noktası da 15.65 gözüküyor. 15.65 bölgesinin altında 14.75 yarı yarıya stop bölgesi ve gördüğünüz gibi de 14 bölgesi de kesin stop bölgesi olarak güncel durumunu devam ettiriyor. Bu bölgelerde hacimsel olarak yukarı tepkisi hareketleri başlatıp 16.50 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse hacimli bir yükselişle yukarıdaki 18.50 bölgesine kadar gitme ihtimalini de oluşturabilir gözüküyor. Artlist.io. Petkim grafiğinde oluşturduğumuz şablonda 11-15 hedefimiz var. 11-15 hedefimize yaklaşma durumunu gerçekleştirse de şu şablon bölgesi direnci olan buradaki 10-65 bölgesinin üzerine geçiş yapamamış ve 10-65 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayamadan bir geri çekilmeyle tekrar şablon bölgesinin çizgisinde devam eden bir düzeltme durumuna doğru bir geçiş olmuş gözüküyor. Çünkü 10-65 üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece yükseliş kanalının ikinci bölgesine geçerek 12.50 hedefine öncelikle tabi 11-15 hedef olsa da buradaki yükseliş kanalının bölgesi 12-25 bölgesine kadar gitme ihtimalini de gösteriyor. Yani 10-65 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 12.50'ye kadar olan bir sürecinde olma ihtimalini oluşturabilecek gücü kazanmış olur. Tabi bu gücü kazanmak için geri çekilme ve düzeltme durumlarını yapma ihtimaline doğru giden bir süreç başlatmış Perşembe ve Cuma günü kapanışlarla beraber. Bu geri çekilmelerde tabii ki önemli olan ilk destek bölgesi 9.95 bölgesi gözüküyor. Şablon bölgesinin orta bölgesi. 9.95 bölgesinin altına geçişler olursa da yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.35 ve kesin stop bölgemiz olan 8.65 bölgesine kadar dahi düzeltme durumlarında meydana getirebilir. 10.65 üzerinde kalıcı kapanışları olmadığı sürece bu durumları göze almamak için öncelikli olarak destek noktamız 9.95'te de stop yapılarak aşağıdaki kesin stop noktamıza kadar olan stop durumlarını değerlendirmek gerekebilir. Artlist.io. Türk Hava Yolları grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda 40 bölge hedefine doğru 35 hedefinden sonra 40 hedefini vermiştik. O bölgeye doğru yükselişlerini gördüğünüz gibi her ne kadar kısa mumlarla da devam etse de bir yükseliş kanalı olarak hızlı bir şekilde devam eden süreçte 40 hedefine yaklaştığı sırada şablon bölgesinin direnci olan 38 bölgesinde takılı kalmış gözüküyor. 38 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse 40 hedefini ve daha yukarı hedeflerine doğru gitmek isteyen süreci yapabilir konuma geçmiş. Çünkü şablon bölgemizin şu şablon bölgemizi bitirerek üstüne de geçiş yapmış. Hem şu şablon bölgesi bitti hem bu ve üstünde kapanışları yaparak buradaki şablon durumuna geçiş olsa da
Bu direnci geçemediği için şablon bölgesini düzeltme kanal bölgesinin üstüne güncellemesini yapmadım. Çünkü bu bölgenin üzerine geçiş yapamazsa geri çekilmelerde aynı bu şablon bölgesinin üstüne geçse de tekrar alt bölgeye kadar 31-70'e kadar da düzeltme durumlarını meydana getirme ihtimalini oluşturabilir. Hacimsel bir düşüş olmasa da burada hacimli bir yükseliş olmamış, yavaş yavaş aynı düzeltmeleri de yapma ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Tabii bunu takip edebilmemiz için öncelikle şablon bölgesinin orta destek noktası olan 35-65 altına düşüş olup olmayacağını iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına düşüş olursa düzeltme durumlarını derinleştirerek yarı yarıya stop bölgemiz olan 34-25 ve kesin stop noktamız olan 31-70'i test etme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. Artlist.io. Tek fen grafiğimizde oluşturduğumuz şablonda gördüğünüz gibi şablon bölgesinin üst direnç noktasına yaklaşmış ve o bölgeyi geçiş yapamadan da yarı yarıya düzeltme bölgesine doğru çekilmek gereken bir duruma doğru geçiş başlamış gözüküyor. Şablon bölgesini bitirmiş üst seviyede geri çekilmede de tam şablon bölgesinin trendini kullanan bir süreç takip ediyor gördüğünüz gibi. Ve geri çekilmede kanal bölgesinin altı olan 22-50 destek bölgesi ne kadar bir çekilme olsa da önemli olan yarı yarıya stop bölgemiz olan 21-20'nin altına düşüş olmaması. Bu düşüş olursa aşağıya doğru düzeltme durumlarını derinleştirerek 20 bölgesindeki kesin stop noktamıza kadar da geri çekilme ve daha aşağıya da olan bir süreçte başlama ihtimali oluşturabilir gözüküyor. O yüzden bu bölgedeki şablonun destek noktası olan 23.05 bölgesi bana göre çok önemli durum teşkil ediyor. O bölgenin altına düşüş olması şablonun aşağıya doğru olan sürecin başlangıcını belirleyecek durumu meydana getirebilir. O yüzden bu bölgenin altına düşüş olmadığı sürece yukarı dönüşlerde 27.80 hedefini gerçekleştirme ihtimalini oluşturan şablon durumu meydana gelme mi durumu oluşacak yoksa aşağıya doğru olan sürecin başlangıcı mı olacak? Bu durumu 23.05 desteğinin kırılıp kırılmayacağı belirler. Artlist.io. Tüpraş grafiğimizde verdiğimiz 250 hedefimiz vardı ve gördüğünüz gibi 250 hedefimizi gerçekleştirip üstünde kalıcı kapanışları sağlayarak şablon bölgesinin üst bölgesini oluşturmuş ve o bölgede tutunmayı yapmaya çalışan bir grafik çalışması da meydana gelmiş. Her ne kadar o bölgenin üzerine geçiş olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali olmasa da yani 260 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışları yapamadığı sürece yukarı gitme ihtimalini oluşturmaz. Tabii bu bölgeden sonra artık yeni hedef bölgemizde 300 bölgesi olarak oluşturduk. Bu 300 bölgesi hedefini gerçekleştirmesi için de yarı yarıya stop bölgemiz olan 245 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olan 225 bölgelerinin altına düşüşlerin olmaması gerekiyor. Bu düşüşler olmadığı sürece 300 hedefini gerçekleştirme ihtimali hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. 225 bölgesinin altına düşüş olması düzeltme kanal bölgesinin alt bölgesine kadar olan 175 bölgesine kadar da bir durum teşkil edebilir. O yüzden de bu geri çekilmelerdeki durumu yakalanmamak için kesin stop noktamız olan 225 bölgesine yaklaştığı zaman kademelerimizde zincir stop emirlerimizi yazmamız gerekiyor. O bölgenin altına düşüşler olmadığı sürece 300 ve daha yukarıdaki hedeflere doğru da gitme ihtimalini sürdürebilen görüntüyü oluşturabilir gözüküyor. Artlist.io.